Metin3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün gelişmelerinden bazı başlıklar. Kürt halk önderinin heyecan yaratan yeni fotoğraflarını paylaşacağız değerli izleyenler. 2014 yerel seçim çalışmalarını ekranlarınıza getireceğiz. Öte yandan Roboski'de yeni bir katliam girişimi yaşandı. Tutsak siyasetçilerse özel yetkili mahkemeleri tanımadıklarını açıklıyor. Bültenimize cezaevlerinde 80'leri aratmayan hak ihlalleriyle başlayalım. Siyasi tutsaklar cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalara karşı direnişlerini sürdürüyorlar. Gönderdikleri mektuplarla da sesimize ses katın çağrısı yapıyorlar. Tutsaklar hak ihlallerini DİHA, İHAD ve TÜYAD'lere gönderdikleri mektuplarla bildiriyor. Van cezaevinde tutsak Gıyasettin Sevmiş'e milyonda bir görülen ölümcül Wilson hastalığı teşhisi konmuş. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sevmiş, 2007'den beri sürekli sürgün edildiği için bir türlü tedavisi yapılmıyor. Sevmiş şimdilerde karaciğer, fibroz ve sirozu, aktif kronik erozif gastrit, mini kalp hız gibi hastalıklar ile de mücadele ediyor. Duyarlılık çağrısı yapan Sevmiş mektubunu "Sesime ses katmanızı diliyorum" sözleriyle sonlandırıyor. Sincan kapalı cezaevinden yazan Hamit Babat ise Bingöl cezaevindeki firardan sonra cezaevlerinde baskıların arttığına dikkat çekiyor. Kendilerine onur kırıcı baskı yöntemi olan çıplak aramanın dayatıldığını belirtiyor. Kocaeli kapalı cezaevinden Kahraman Güvenç ise 12 Aralık tarihinden bu yana açlık grevinde. Ancak Güvenç son yaşanan ihlaller karşısında bugün ölüm orucuna başladı. Cezaevinde kendisine rızası dışında tıbbi deney yaptıklarını belirten Güvenç, "Benim koşulsuz ve şartsız teslim olmamı, hatta arkadaşlarıma zarar vermemi bile istiyorlar," diyor. Deneyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderdiği dosyanın kayıp olduğunu aktaran Güvenç, hukuki yardım istedi. Muş cezaevinden Melek Bozkaya, Bolu cezaevinden İsmail Kaya ve Mardin cezaevinden İzzettin Yıldız, mektuplarında onur kırıcı muamelelere maruz bırakıldıklarını anlattılar. Tüm bu uygulamaların had safhada olduğu Silivri 3 ve Altınoğlu cezaevlerinde sürgün edilen tutsaklar şizofren koğuşunda tutuluyor. Tek kişilik hücrelerde gardiyanların hakaret ve tacizlerine maruz kalan 18 tutsağın açlık grevi 36. gününe girdi. Adalet Bakanlığı ise yaşananlara sessiz. Kürt siyasetçilerin yargılandığı siyasi soykırım ana davası Ahmet'te bulunan 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan davanın 60. duruşması tutuklu siyasetçilerin savunmasıyla devam etti. Tutsak siyasetçiler mahkemenin meşruiyetinin kalmadığını belirterek alkışlarla salonu terk etti. Siyasetçilerin salonu terk etmesinin ardından avukatlarla mahkeme heyeti arasında sert tartışmalar yaşandı. Avukatlar bu koşullarda savunmanın da yargılanmanın da yapılamayacağını ve duruşmanın bir başka tarihe ertelenme talebinde bulundu. Avukatların talebine mahkeme başkanının "Ben bu geminin kaptanıysam bu geminin yürümesi gerekiyor. Batarsa batsın, gittiği yere kadar" şeklindeki sözleri dikkat çekti. Avukat Cihan Aydın, "Siz kaptan olabilirsiniz ama biz sizin tayfanız değiliz" diyerek mahkeme başkanının sözlerine tepki gösterdi. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın İmralı'da çekilen iki fotoğrafı daha yayınlandı. Öcalan'ın tek başına olan fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşım rekorları kırıyor. Daha önce de Öcalan'ın BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve milletvekili Pervin Buldan'la fotoğrafları yayınlanmıştı. Sosyal medya üzerinden Öcalan'a "Özgürlük istiyoruz" yorumları yapıldı. 12 yıl aradan sonra ilk kez yayınlanan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları Kürdistan'da heyecana neden olmuştu. Rojava halkı Cenevre 2'de statüsünün tanınmasını istiyor. Bu amaçla devam eden eylemlere Kuzey Kürdistan ve Türkiye kentlerinden yenileri eklenecek. HDP eş başkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a mektup yazarak Cenevre 2 konferansına Kürtlerin davet edilmesi çağrısını yaptı. Eş başkanlar, Suriye'de halkların ancak Rojava'daki demokratik özellik modeliyle bir arada yaşayabileceğine vurgu yaptı. Ayrıca konferansta Suriye halklarının tümünün temsil edilmesi kadar kadın temsiliyetinin de önemine dikkat çekildi.
Amedliler de aynı amaçla 18 Ocak Cumartesi günü istasyon meydanında miting düzenleyecek. BDP il binasında düzenlenen basın toplantısında il başkanı Emin Yılmaz konuştu. Suriye'de yaşanan durumla birlikte beraber Kürtlerin Orta Doğu'da 100 yıldır yaşamış olduğu statüsüz bir yaşamın kabul edilemeyeceği gerçekliği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Kürtlersiz bir Cenevre 2 bir Lozan olacaktı ve artık Kürtler yeni bir Lozan'ı yaşamak istemiyordu. Kürtlerin Orta Doğu'da 100 yıldır yaşadığı statüsüzlükten rahatsız olan bütün yapıların da ayın 18'inde yapacağımız mitinge davet etmek istiyoruz. BDP Çınar İlçe Eş Başkanı Rahmi Özmen de miting için ilçeden saat 12'de hareket edeceklerini belirtti. Ardından da katılım çağrısıyla bildiri dağıtıldı. Aynı gün İstanbul'da da miting düzenlenecek. BDP İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar şunları kaydetti. Kürt halkının da bağımsız bir şekilde temsil edilmesi olmazsa olmaz diyoruz, zorunludur. Rojava Kürdistan'ı Cenevre 2'ye kendi özel statüsüyle kabul edilsin şiarıyla miting alanında olacağız. 18 Ocak Cumartesi günü saat 12'de tüm halkımızı Kadıköy miting alanına davet ediyoruz. BDP Kadın Meclisi üyesi Naile Bali ise tüm kadınları Kadıköy'de yapılacak mitinge davet etti. Rojava, Suriye, Kürdistan'ın Kürtlerin kendi statüsüyle bu konferansa katılması ve Kürtleri temsil etme açısından önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Kadın temsiliyetinin de bir o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Mitinge bir çağrı da BDP İl Gençlik Meclisi'nden geldi. Cenevre'de olacak bu konferansta Kürtlersiz olamaz. Olması imkansızdır. Bu mitinge bu temelde, bu ciddiyetle yaklaşıyoruz. Çünkü Rojava'da gerçekleşen devrim bizim devrimimizdir. Gençliğin devrimidir. Biz BDP İstanbul İl Gençlik Meclisi olarak duyarlı bütün kesimleri, yurtsever halkımızı, yurtsever Kürt gençliğini başta olmak üzere yurtsever Kürt gençliğini bu mitinge sahiplenmeye, sarhıldan ruhuyla alanlara dökülmeye çağırıyoruz. 18 Ocak'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge çağrı amacıyla bildiriler dağıtıldı. Rojava halkı yalnız değildir. Rojava halkı yalnız değildir. Gözümüzü kapatmayalım. BDP İzmir İl Örgütü de aynı amaçla 18 Ocak'ta İzmir'de yürüyüş gerçekleştirecek. İl Eş Başkanı Yusuf Kaya yürüyüşe katılım çağrısı yaptı. Cenevre 2'de yapılacak toplantının ve Kürtlerin artık kendi kimliğiyle kendisi temsil etme noktasında kendi statüsünü orada dile getirmesi noktasında Cenevre 2'de Kürtlerin temsilcisini katılmasını biz acıyla kabul edilmesini istiyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi İzmir İl binası önünde ayın 18'i Cumartesi günü saat 14'te yürüyüşümüz başlayacaktır. İzmir'deki tüm yurtsever halkımız ve diğer duyarlı olan demokrat devrimci dostlarımızın bu yürüyüşe katılmasını bekliyoruz. 28 Aralık 2011 tarihinde Türk savaş uçaklarının bombardımanıyla 34 Kürt genci katledilmişti. Devlet dün Roboski'de yeni bir katliam provası yaptı. Bakın askerler halka nasıl saldırdı. Dün Şırnak valisinin güvenlik yolunu denetlemek için sınır bölgesine geldiği bilgisini alan Roboskililer yürüyüşe geçti. Bu sırada askerler halka gaz bombaları ve gerçek mermilerle saldırdı. Saldırıda kafasına kurşun isabet eden 17 yaşındaki Serhat Encü yaralandı. Ancak saldırılara rağmen köylüler sınıra yürüyüşünü sürdürdü. Akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda köylülerin direnişi karşısında asker geri çekilmek zorunda kaldı.
Roboskililer de sınırda ateş yakarak nöbet tutmaya başladı. Yaşanan olaylarda başına kurşun isabet eden Serhat Encü ağır yaralanırken, Roboski katliamında yaşamını yitiren Adem Ant'ın amcası Naif Encü de kalp krizi geçirdi. Serhat Encü ve Naif Encü ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serhat Encü kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken her iki Roboskili'nin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dün yaşanan çatışmaların ardından Roboskililer her hafta gerçekleştirilen Perşembe değerlendirmelerinin 107.si için Roboski mezarlığında bir araya geldi. Burada aileler adına konuşan Veli Encü, sınıra yapılmak istenen yolun amacının katliamın izlerini ve anılarını ortadan kaldırmak yani olduğunu belirtti. Bundan tam 750 gün önce... Roboski gibi katliam girişimleri ve katliamlar yargı eliyle aklanıyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün Lice katliamı davası vardı. Mahkeme sanıkların tutuklanma talebini de reddetti ve mahkemeyi 27 Mart tarihine erteledi. Bugün görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve mağdur yakınları katıldı. Sanık avukatlarının duruşmanın başka bir kente yapılması için yaptıkları talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dosyanın Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini ve oradan gelen cevabın beklenmesine karar verdi. Mahkeme sanıklar Albay Eşref Hatipoğlu'yla Üsteğmen Tunay Yanardağ'ın tutuklanması talebinin reddini ise delillerin bu aşamada yetersiz olmasına bağladı. 22 Ekim 1993 tarihinde yaşanan katliamda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Aydın'ın koruması Yüksel Bayar ve 14 sivil yaşamını yitirmiş ve ilçe neredeyse tamamen yıkılmıştı. Katliam operasyonu döneminin Diyarbakır Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu yönetmişti bu operasyonu. Hatipoğlu'yla Üsteğmen Tünay Yanardağ olayın failleri olarak suçlanıyor. Zaman aşımına bir gün kala tamamlanan iddianameye göre saldırıyı o dönem yetkililerin iddia ettiklerinin aksine devlet gerçekleştirdi. Duruşmadan önce adliye önünde açıklama yapan Lice Adalet Arıyor platformu üyeleri, mahkemenin Lice halkının görüşlerini esas alması gerektiğini söylemişti. Yani kendi arkadaşlarını öldürerek gerçekleştirdiler. Plan hazırladılar ve işleme konuldu. Lice bu... Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Dink katledilişinin yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak. Malatya Hrant Dink platformu Dink'in katledilmesinin yıl dönümü nedeniyle 18 Ocak'ta doğduğu evde anma etkinliği düzenleyecek. Dink'in katledilmesinin yıl dönümüne ilişkin Eğitim Sen Malatya Şubesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Platform üyesi Nural Kızıldağ, 18 Ocak Cumartesi günü doğduğu topraklarda Malatya'da anılacağını belirtti. Kızıldağ, 19 Ocak'ta Agos gazetesi önünde yapılacak büyük anma öncesi, Malatya'daki etkinliğe tüm duyarlı halkımızı davet ediyoruz. Bizlerin bir arada duruşu, karanlıkları aydınlatacağına, katilleri yargılatacağına inanıyoruz diye konuştu. Öte yandan 18 Ocak günü Yel Değirmeni Dayanışması da Don Kişot evinde film gösterimi ve forumlarla Dink anısına bir dizi anma etkinliği düzenleyecek. Paris katliamının tek tutuklu zanlısı Ömer Güney'in ortaya çıkan ses kaydını Fransız polisi incelemeye aldı. Haber Fransız Le Monde gazetesinden. Le Monde gazetesine göre soruşturmacıların Türkiye'de ortaya çıkan son bilgileri inceleyeceği ve katil zanlısı Ömer Güney'e ait olduğu belirtilen ses kaydının doğrulanmaya çalışılacağına dikkat çekti. Gazete, soruşturmacılar Ömer Güney'in Türkiye'ye gidip geldiğini ortaya çıkardı diye hatırlattı. Güney'in katliamdan önce Vildö Belbanyosu'ndaki Kürt Derneği'ne girerek üye formlarının fotoğrafını çektiğini de yazan gazete, üç kadının ailesinin avukatı Anton Comte'un sözlerine yer verdi. Comte, tüm bunlar Güney'i Türkiye'ye bağlıyor diyerek Paris katliamının bir devlet suçu olduğunu söylüyor. Fransa Kürt Derneği de önce yaptığı açıklamada sesin Ömer Güney'e ait olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'nin gündeminde ise yine yolsuzluk ve rüşvet operasyonları var. İstanbul'da yeni bir operasyonun başlatıldığı ancak polisin mahkemenin kararını uygulamadığı iddia edildi. Operasyonun Beyoğlu Belediyesi'ne ilişkin imar yolsuzlukları ve itfaiye teşkilatını kapsadığı belirtiliyor. Üçüncü dalga olarak adlandırılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Baytekin tarafından yürütüldü. Savcılık talimatına İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi uymadı ve belirlenen adreslere arama ve gözaltı kararını uygulamadı. Soruşturmada İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karaağan'ın da şüpheliler arasında yer aldığı ileri sürüldü. Savcı Baytekin'in talimatını uygulamayan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı da iddialar arasında. İstanbul'da ilk 17 Aralık tarihinde gerçekleşen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgası 25 Aralık'ta yapılmak istenmiş ancak gerçekleşememişti. Bu arada İstanbul Cumhuriyeti'nde TEM şubesinde çalışan 35 polisin görevden alındığı belirtildi. Avukatlar grubu üyesi hukukçular da soruşturmayı engelledikleri gerekçesiyle Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Sırada dünyadan öne çıkan önemli bir haberde Amerika Birleşik Devletleri askerleri Afganistan'ın Pervan eyaletine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7'si çocuk ve 1'i kadın, 8 kişi yaşamını yitirdi. Afganistan Devlet Başkanı yaptığı açıklamada Amerikan ordusunun anlaşmaları yok saydığını söyledi. Saldırıdaki sivil kayıpları Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai yayınladığı bir açıklamayla duyurdu. Karzai, Amerika Birleşik Devletleri askeri birliklerinin köylere yapılan operasyonlara son vermesini istedi. Ayrıca Amerikan ordusunun ikili taahhütleri yok sayarak sivil insanların yaşadığı bölgeleri bombaladığı ve ölümlere yol açtığına da dikkat çekti. Hindistan yine bir toplu tecavüz olayıyla gündemde. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de turist bir kadın yol sordu ve 6 kişinin tecavüzüne uğradı. 51 yaşındaki Danimarkalı turist önceki akşam Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin merkezinde yol sorduğu ve en az 6 kişi olduğu belirtilen bir grubun toplu tecavüzüne uğradı. Yetkililer tecavüzcülerin yakalandığını açıklandı. Yaklaşık 10 gün önce ise Polonyalı bir turiste bir taksi şoförü tarafından önce uyuşturucu verilmiş ardından da tecavüz edilmişti. Filipinler'de çocukların görüntülerini yayınlayan bir pedofili çetesi çökertildi. ...14 farklı ülkeyi kapsayan operasyonda 17 İngiliz vatandaşının tutuklandığı duyuruldu. İnternette bilgisayar kamerasıyla çocuk istismarını canlı izlemek için para ödeyen ve 139'u İngiliz vatandaşı, 733 şüpheli hakkındaki diğer 3 soruşturmanın da devam ettiği belirtildi. Filipinler'de cinsel istismar mağduru olduğu belirtilen yaşları 6 ile 15 arasında değişen 15 çocuk da kurtarıldı. BDP Kadın Meclisi 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin kadın seçim beyannamesi hazırladı. Meclis beyannameyi 19 Ocak'ta düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak. 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kota ve eş başkanlık sistemiyle girecek olan BDP, hazırladığı kadın seçim beyannamesini 19 Ocak Pazar günü Cigerhuy'un Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği etkinlikle açıklayacak. BDP Kadın Meclisi'nin açıklayacağı beyannamede yerel yönetimlerin kadınlar açısından nasıl olması gerektiği yönünde bir sunum ve buna ilişkin projeler yer alacak. Etkinlikte beyannamenin yanı sıra şu ana kadar açıklanmayan kadın adaylar da açıklanacak. HDP de seçim çalışmalarına hız verdi. Eş Başkan Sebahat Tuncel, HDP olarak hedeflerini, çalışmalarını Dicle Haber Ajansı kameralarına anlattı. Biraz daha artırdı. Türkiye genelinde 59 ilde toplumun tüm farklılıklarını gözeterek yerinden yönetimi güçlendirme hedefiyle seçime girecek HDP'nin eş genel başkanı Sebahat Tuncel, seçim çalışmalarını değerlendirdi.
Tuncel, Türkiye halklarının alternatifinin HDP olduğunu söyledi. HDP'nin kabul görmesinin temel şeylerinden biri yerinde, yerelde siyaset, halkın sürece katılımı, merkezi ve otoriter yapılara artık güvenin kalmaması ve insanların kendisini içerisine göreceği projelerin olması konusunda bir beklenti içerisinde olduğunu gördük. İkincisi, çok kimlikli ve çok kültürlü yapısı HDP'nin çok dikkat çekmişti. Yani Tuncel, HDP'nin kuruluş sürecine dikkat çekti. Nevroz'da, Ahmet'te Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın manifestosuyla yeni bir süreç başlatıldı. Yani demokratik bir sürecin hani adımların atılabileceği, çözüm ve müzakere sürecine kapı aralandığına dair bu çok tarihsel bir dönemdi ve aslında HDP'nin tam kuruluş dönemine denk gelmesi Kürdistan'la Türkiye arasındaki bu yeni oluşan durumu örgütleyecek, bunu siyasetin yapacak bir yapı olması açısından çok önemliydi. Arkasından Gezi direnişi, isyanı yaşandı. Bu da çok önemli bir durum diye düşünüyorum. Aslında Türkiye'de ilk kez belki Türkiye halkları AKP hükümetinin ortaya çıkarttığı bu baskıcı, otoriter, faşizan yapılanmaya karşı itirazını çok güçlü bir şekilde dile getirdi. Ve HDP'nin var olma nedenlerini anlattı. Dolayısıyla bu iki olayın kendisi de aslında HDP'nin bugün var olma nedenlerinden birisi. Yani Türkiye'de Kürt sorunu çözümü, demokratikleşme, özgürlükler. Diğerisinde ise daha fazla özgürlük, adalet, eşitlik talebi. Bu iki talebi karşılayacak yeni bir siyasi yapılanmaya ihtiyaç olduğunu herkes görüyor. Tuncel ayrıca yerelden yönetimin güçlendirilmesi için Türkiye'nin merkezi yönetim sisteminden çıkarılıp 21 bölgeye ayrılmasını benimsediklerinin de altını çizdi. 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaştıkça partiler de seçim gündemine kilitlendi. BDP bu seçimlerde oldukça iddialı. 2014 yerel seçimlerinin en iddialı partilerinden BDP seçim çalışmalarına hız verdi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçmen kütüklerinin takviminin askıya çıkarıldığını belirterek seçmenlere iradenize ve oyunuza sahip çıkın çağrısında bulundu. Bu seçmen kütüklerinde isminizi bulamıyorsanız, yoksa teknik destek alma açısından, hukuki destek alma açısından Barış ve Demokrasi Partisi'nin il ve ilçe teşkilatlarına başvuru yapabilirsiniz, oradan destek alabilirsiniz. Seçmen listeleri 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 17'de askıdan indirilecek. Öte yandan BDP One İl Örgütü dayanışma gecesiyle 4 ilçede seçimlere girecek belediye eş başkanlarını açıkladı. Gecede konuşan BDP One Milletvekili Nazmi Gür, One'da bulunan 14 belediyenin 14'ünü de kazanarak yerel seçimlerde büyük bir zafer elde edeceklerini belirtti. BDP Artemitan'dan Abdülkadir Sayan, Kalkali'den Şerafettin Özal, İpek Yolu'nda Veysel Keser, Çıldıran'da ise Mehmet Faruk Demir'le seçimlere katılacak. BDP İdir'de ise Bazit ve Cumhuriyet Caddelerinde seçim bürolarının açılışını gerçekleştirdi. Bu seçim aynı zamanda Kürtlerin demokratik özerklik temellerinin atılacağı bir seçim. Bu seçim aynı zamanda Türkiye'de barışın, demokrasinin, eşitliğin, insan haklarının gelişeceği bir seçim dönemi olacak. Cölemek'te ise seçimler öncesi gerçekleştirilen halk toplantıları devam ediyor. Çevlik'te BDP'nin belediye eş başkan adayları Zarife Karasungur ve Doktor İlhan Çakabay Sarıoğlu Otel'de gazetecilerle bir araya geldi. Bizler yönetilen bir toplum anlayışından yana değiliz. Bizler sivil toplum örgütü, inanç grupları, meslek grupları, gençlik, kadın meclisleriyle örgütlenmiş, kendi sorunlarını çözen, kendisini yöneten bir toplumdan yanayız. BDP Batman Belediye Eş Başkan adayları Gülistan Akel ve Sabri Özdemir, kentte bulunan sivil toplum örgütleri ve sendikaları ziyaret ederken, Farkin'de ise BDP'li belediye eş başkan adayları ilçe merkezindeki esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Çeli'de ise AKP'nin seçim hilelerine tepki vardı. BDP Çeli İlçe Örgütü, Çeli'ye dışarıdan getirilen askerlerin oy kullanmak için kaydedilmesine tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi. Burada ikametgah etmeyenleri getirip burada misafirhanelerde kaydedip oy kullandırmak demokrasinin dünyanın hiçbir yerinde demokraside yer almayan bir tutumdur.
Bunları yapan yetkilileri buradan uyarıyoruz. Hiçbir şekilde biz buna izin vermeyeceğiz. Yerli seçmen sayısının 2000 olduğu Çeli'de, seçmen olarak kayıtlı olan asker sayısının ise 1500 olduğu belirtiliyor. Sınav dönemiyle birlikte Kürt ve sosyalist öğrenciler ırkçı grupların ve polisin kıskacında bugün sabah saatlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde Kürt bir öğrenci bıçaklanmak istendi. Irkçı grubun bıçaklı saldırısını polis değil yine kampüsteki öğrenciler engelledi. Öğrencilerin ırkçı grubu etkisiz hale getirmesi üzerine ise kampüsün polis ablukasına alındığı öğrenildi. Üniversitelere polis ve ırkçı grupların rahatça girip çıkabilmesinden ise öğrenciler usulsüzce üniversite dışından atanan rektörleri sorumlu tutuyor. BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, rektör seçimlerini ve üniversitedeki cemaatleşmeyi Türk Başbakanı Erdoğan'a sordu. Baluken, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne 112 oyla 3. olan AKP'den milletvekili adayı Profesör Doktor Ayşegül Jale Saraç'ın atandığına dikkat çekti. Üniversite çalışanları tarafından istenmeyen Saraç'ın üniversiteyi cemaatler yuvasına çevirdiğine dikkat çekti. Son olarak Ege ve İç Anadolu bölgesindeki üniversitelerde de ırkçı gruplar ard arda öğrencilere saldırmış, çok sayıda öğrenci yaralanmıştı. Rektörlükler ise öğrencilerin can güvenliğini hiçe sayan yaklaşımlar göstermişlerdi. Saldırıların hedefinde olan Antep Üniversitesi öğrencileri üniversitelerdeki saldırıları değerlendirdi. Bunlar iradesini kırmaktır kesinlikle. Hı hı. Çünkü haberlerde bakıyoruz. Çukurova Üniversitesi, Afyon Üniversitesi, en son Mersin Üniversitesi'nde yapılan saldırılar kesinlikle bunu göstermektedir. Devrimci güçlerin güçlenmeye, propaganda yapmaya elverişli olduğu ortamlarda yasal yollarla yapamadıkları susturma işlemini yasa dışı yollarla yapıyorlar. Ve bu yüzden de okullarda öğrencilere saldırıyorlar. Çünkü aslında devrimci güçlerin ciddi bir kesimini Kürtler oluşturuyor. Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da. Bundan kaynaklı özellikle Kürtlere yönelik Dicle'ye bakabiliriz bu konuda. Bültenimizi dünya basına yansıyan üzücü bir haberle sonlandıralım. Arjantinli yazar, şair, eski gerilla Juan Gelman 83 yaşında Mexico City'de hayatını kaybetti. 2007 yılında Cervantes ödülüne layık görülen Gelman, İspanyolca'nın en büyük şairlerinden biri olarak kabul ediliyordu. Arjantin'de 1960 ve 70'li yıllarda devrimci bir militan olan Gelman, 20 yıldır Meksika'da yaşıyordu. Gelman'ın oğlu ve hamile olan gelini, 70'lerde junta tarafından kaçırılmış ve öldürülmüşlerdi. 2000 yılında yani öldürüldüğünü sandığı torununu bulmayı başardı. Dede ile torunun bir araya gelmesi, Arjantin'in kaybolan insanlarla dolu karanlık tarihindeki en önemli buluşmalardan biri oldu. Junta'nın o dönem politikaları gereği tutsaklık koşullarında doğan çocuklar askerler tarafından evlat ediniliyordu. Gelman 20'den fazla kitap ve çeşitli gazetelerde düzenli köşe yazıları yazdı. Şair yaşamının sonuna kadar haksızlıklarla mücadele etmeyi sürdürdü. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.